Merhaba değerli izleyenler. Yatırım Danışmanı programına hoş geldiniz. Ben Gülcan Atlı. Geçtiğimiz iki hafta boyunca çilek üretimini konuştuk. Çilek yetiştiriciliğine dair merak edilenleri konuştuk hocamla birlikte. Geçtiğimiz hafta çilekte gübrelemeyi konuşuyorduk. Bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim hocam. Geçtiğimiz hafta çilekte gübrelemeyi konuşuyorduk. Dilerseniz devam edelim. Evet, geçtiğimiz hafta yıllık bakım işlerinden çilekte gübrelemede kalmıştık. Hı hı. Kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta özellikle çilekte dikimden sonra sulamanın öneminden bahsettik ve evet. sulamanın çok önemli, özellikle yazlık dikimlerde çok önemli olduğunu söyledik ve her gün 3-4 defa hem yağmurlamayla hem damlamayla sulamasını bahsettik. Hı hı. Aynı zamanda bunlar sulanırken gübrelemeye de devam etsin dedik. Şimdi gübrelemede bizim her zaman bahsettiğimiz konu mutlaka toprağı organik madde yönünden zenginleştirmemiz lazım. Her programda ben özellikle vurgu yapıyorum bunun üzerine. Çünkü organik madde yoksa toprak ölüdür. Evet. Ölü toprakta da bir şey olmaz. O bakımdan biz toprağımızın canlanmasını istiyorsak mutlaka ve mutlaka ne yapmamız lazım? iyi yanmış çiftlik gübresi veyahut hut benzer organik materyallerle toprağımızı zenginleştirmemiz lazım. Bunu ne zaman yaparız? Tabii çilek dikilmeden önce toprak hazırlığı aşamasında. Ondan sonra bizim çileği değişik kimyasal organik yapıdaki ya da inorganik yapıdaki gübrelerle veyahut bunların karışımını olan organo mineral gübreler var. <laughs> hem topraktan hem yapraktan gübreleme şeklinde çileği gübrelememiz mümkün. Geçen hafta da bahsettik. Çilek en fazla ne kaldırıyordu topraktan? Vejetatif gelişme döneminde azot, fosfor. Generatif gelişme döneminde ise en fazla potasyuma ihtiyaç duyar. Potasyumla birlikte azot, kalsiyum, kükürt, demir, mangan, çinko, bor diğer elementlerin de olması lazım ki tat, koku, aroma oluşturan bütün e, mekanizmalar faaliyete geçsin. Hı hı. E, bu şekilde çileği e, gayet güzel şekilde yetiştirebiliriz. Genellikle çilek dekardan 4-7 ile 7 kilo arasında azot, yine 7-8 kilo civarında fosfor, en fazla da potasyum kaldırıyor. Yani bunların da toprağa ilave edilmesinde fayda var. E, şimdi gübreleme de biz üstten Yaprak gübreleri şeklinde de gübreleme yapabiliriz. Özellikle ben organa mineral gübreleri bu noktada öneriyorum. Evet. Hem damlama sistemiyle hem yapraktan çünkü bu gübrelerin içerisinde hem organik maddeler hem de inorganik azottur fosfordur hemen hemen hepsi de var. Dolayısıyla bu tip gübrelerle gübreleme yaptığımız zaman az miktarla Yüksek miktarda ürün almamız mümkün. Şimdi zaman zaman özellikle topraklarımız kireçli ise şu sıkıntıyla karşılaşıyoruz çilekte. Yapraklarında ciddi derecede demir noksanlığı ortaya çıkabiliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Ekstradan ama yapraktan ama topraktan. Yapraktan verirsek çok hızlı alır bitki. Veyahut da topraktan demir ilavesi yaparak bunu sağlayabiliriz. Çünkü demir bitkilerin enerji transfer sisteminde görev alan çok önemli bir elementtir. Yani fotosentezin düzgün işleyebilmesi için sistemin mutlaka demir lazım. Yani evet. klorofil oluşumunda doğrudan yer almaz. Ancak enerji transfer sisteminin en önemli elementlerinden birisidir. Az miktarda lazımdır ama olmazsa olmaz. Hı hı. O bakımdan eğer toprağımız soğuk ve kireçli ise bu topraklarda daha fazla gözükür. O bakımdan bu topraklara ekstradan demir ilavesi yapmamız lazım ama tekrar tekrar söylüyorum. Demirin de alınabilmesi için yine toprakta organik madde lazım. Organik madde yoksa toprağımız ölü topraktır. Peki hocam demir noksanlığının bitkideki belirtileri nelerdi? Yaprakta bir sararmaya mı Evet, mi evet yani şimdi en önemli belirtisi hı hı. bizim Bahçe Doktoru programında da onu detaylı evet. olarak göstermiştik. En önemli belirtisi yapraklarda damarlar yeşil kalırken damar aralarında sararma. Hı, hı İleriki dönemde yaprağın tamamına yakınının sararması. Hatta çok aşırı derecede demir noksanlığı ortaya çıkarsa uçtan itibaren sürgünlerde diğer şeylerde ölmede ortaya çıkabilir. O bakımdan bizim Buna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu sulama, gübreleme şeylerini anlattıktan sonra, bundan sonra bizim ne yapmamız lazım? Kışa girerken bizim bitkileri durdurmamız lazım. Yani bunu nasıl yaparız? Suyu, gübreyi kestin, bir kendiliğinden durur. Zaten o dönemde de havalar soğumuştur. Bitkiler kendiliğinden dinlenmeye hazırlar. Dolayısıyla o dönemde bitkilere su ve gübre vermememiz lazım. Hı hı. Yani bunu mesela Bölgenin iklimi uygundur. Antalya'da başka yerlerde devam ettirebilirsiniz ya da sera içerisinde devam ettirebilirsiniz ama diğer yerlerde iklimi soğuk olan yerlerde buna devam ederseniz bitkiler sürgünleri çok taze olacağı için hafif bir donda ciddi zarar görür. Bizim bitkileri de kaybetme durumumuz olur. O bakımdan bu dönemde şeye çok dikkat etmemiz lazım. Yani su kesilmesi olayına dikkat ettirmemiz lazım. Şimdi bundan sonra bitkilerde ne önemli? Bir de budama işlemi var. Biz kış aylarında genellikle mart, nisan o döneme kadar gelen süre içerisinde veyahut da diğer bitkiler hemen böyle hızlı gelişmeye geçeceği dönemden önceki kısımlarda bitkilerin sararan, dökülen, hastalıklı olan veyahut zararlanmış yapraklarını mutlaka bir temizlememiz lazım. Yani onu bir şekilde yaşlanan yapraklarını gençleştirmemiz lazım. Hı hı. Ondan sonra e, bu diğer fazlalıklar varsa onları aldıktan sonra ne zaman soğuklar geçti bitkiyi uyandırmamız lazım. E nasıl yaparız bu, bu işi? Suyu keserek uyutuyorduk. Suyu vererek yani gübreli suyu vererek yine uyandırmaya başlarız. O arada sıcaklıklar da yükseldiği için şimdi siz ne yaparsanız yapın. Toprak sıcaklığı 6 derecenin altına düştü mü bitkiler uyanmaz çilek bitkileri. Onun altında durur. O bakımdan toprak sıcaklığının da bir 6 dereceyi geçmesi lazım. 7-8-10 dereceden sonra ağır ağır sürgün vermeye başlar. Sıcaklık arttıkça da siz suyu gübreyi verirseniz bitkiyi çok hızlı bir şekilde uyandırmış olursunuz. Şimdi çilek bu cümleyi çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Çilek tuzluğa son derece hassas bir bitkidir. Bak tuzluğa Son derece yani ACC çok yüksek olan topraklarda çilek çok büyük zarar görür. Onun için fazla gübreleme de çileği ciddi sıkıntıya sokar. Yani toprağa biz aşırı derecede mineral madde verirsek toprakta tuzlanma ortaya çıkarsa evet. bu bizim çileğimizin köklerini yakar. Eğer kökleri yakılırsa yani oraları uçları çürürse dedim ya çilek çok hassas bir bitki. Nemden zarar görür. Aşırı gübrelemeden zarar görür. Tuzluluktan zarar görür. O bakımdan bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Fazla su ve gübreden kaçınmamız lazım. Yani çok gübre vermekle, çok su vermekle çok iyi çilek üretilemez. Ne yapmamız lazım? Her şeyin azı karar, çoğu zarardır. Hem kesemize zarar hem bitkimize zarar. O zaman ne yapmamız lazım? Eğer bir iş yapıyorsak bilerek yapmamız lazım. Bilinçli yapmamız lazım. Bunun içinde evet. ne yapmamız lazım? Ya böyle televizyon programlarını seyrederek bir şeyler öğrenebiliriz. Ya da bu işin uzmanı insanlar vardır. Onlara danışırız. Ya da en güzeli alacağız. Kitabı vardır. Başka kaynakları vardır. internet olabilir. Alıp okuyacağız. Yani bunun başka yolu yok. Ya da gidip bir yerde göreceğiz. O bakımdan bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu bakım işlerini bitirdikten sonra biraz da hastalık ve zararlarından bahsedelim. Çileğin kendisi tatlı olduğu için bunun hastalığı zararlısı da çok oluyor. Yani ben evet. çok dikkatimi çekti. Bir şey gerçekten güzel meyve ise meyvesi güzelse onun hastalığı da zararısı da çok oluyor. Hani geçtiğimiz haftalarda e, diğer meyvelerden de bahsettik. Üzümden bahsettik, kirazdan bahsettik, hı hı. diğer şeylerden. Hani inan ne kadar lezzetli şeyse o kadar da çok şey oluyor bunların. Hastalığı zararısı oluyor. Oldu. Mesela çilekten bahsedecek olursak eğer kökler fazla neme maruz bırakılırsa çok ciddi dedi e, kök çürüklüğü hastalıkları var. Nedir mesela rizoktonya dediğimiz, fusarium dediğimiz, makrofenega dediğimiz, colletotrichum ondan sonra çok değişik kök hastalıkları var. Bunlar köklerini çürütüyor. Yine yaprağında botritis dediğimiz hepimiz biliriz. Çürük olur böyle e, küf şeklinde çürüklükler oluşur çerede. Çok rastlamışsınızdır. E, bu hastalık oluşabilir. Yine mikos e, feralla dediğimiz Yaprak leke hastalıkları ortaya çıkabilir. Hı hı. Çok değişik zararlıları var. Kırmızı örümcekler, tripsler, birçok zararlı bunların haricinde yaprak bitleridir. Değişik zararlılar da çireye çok zarar verebilir. O bakımdan biz çilek yetiştirirken kültürel önlemlere çok dikkat etmemiz lazım. Ne yapacaktık? En başında çok aşırı sulamayacağız, çok aşırı gübre vermeyeceğiz. Bunlar kültür, kültürel önlemlerimiz. Hı hı. Temiz tutacağız. Başlangıç materyalimizi, yani fidelerimizi temiz materyalle başlayıp hastalığı tarlamıza getirmeyeceğiz, bahçemize getirmeyeceğiz, seramıza getirmeyeceğiz. Budamasına, sulamasına, gübrelemesine azami dikkat edip bakım işlerini zamanında yapar. Biz bitkiyi güçlü yetiştirirsek. Güçlü bitkileri kolay kolay ne hastalık ne de zararlı etkileyebilir. Yani insanlarda da bu böyledir. Eğer insan güçlüyse, bünyesi güçlüyse, beslenmesine dikkat ediyorsa, sağlıklı sporunu yapıyorsa, e, her şeyi zamanında yapıyorsa o insana kolay kolay hastalık bulaşmaz. Bitkiler de aynı böyle. Özellikle bakın fosforlu ve potasyumlu gübrelerle yeterli miktarda bitkiler hı hı. beslenir. Bunun yanında bor, çinko, bakır eser miktarı mangan bunlar olursa bitkiler gerçekten birçok hastalığı kendiliğinden alır. Kükürt. Bunlar olursa bitkinin bünyesinde yeter miktarda kolay kolay hiçbir hastalığa yakalanmaz. Ama sadece azotlu gübreyle besleyip bitkiyi bu şekilde büyütürsek bu defa tam tersine olur. Bütün hastalık zararlılar bizim şeyimize üşüşür. Çileğimize üşüşür. Ondan sonra da köküne de zarar verir, yaprağına da zarar verir, meyvesine de. Zaten o meyveleri buradan alıp Ankara'dan alıp İstanbul'a da götüremeyiz. Bir gün içinde çürür. Ama evet. tekrar söylüyorum. Potasyum bu noktada çok önemlidir. Potasyum, kükürt, kalsiyum, çinko, bor, fosfor bunların hepsi belirli oranlarda bulunması lazım gübreleme hı hı. programında. Çinko bunlar olduğu zaman gerçekten sert Kütür kütür meyvelerimiz olur. Yaprakları çok canlı ve gelişkin olur. Güçlü bitkilerden güzel meyveler olur. Lezzetli meyveler olur. Kaliteli meyveler olur. Pazara da götürdüğünüz zaman bu meyveler hemen satılır. Yani dakikasında satılır. O bakımdan çilek de zaten kaliteli meyve olduğu zaman pazarlama problemi yok çileğin. Hemen pazar bulabiliyor. Ama... Siz ürettiniz daha pazara varmadan çürümeye başladı. İşte orada çok ciddi sıkıntı var. Önemli olan kaliteli meyve üretmek. Evet hocam pazar demişken hasata geçelim isterseniz. Evet. Hasat zamanı ne zaman? Şimdi çilekte dikim zamanına bağlı olarak hasat hı hı. zamanı da değişiyor. Şimdi bizim yaz dikimi yaptığımızda evet. işte diyelim ki çilek. Ee, Haziran'da Temmuz'da diktik yazın. Sahil bölgelerinde firgo fidelerle bunu Kasım ayından itibaren hasat etmeye başlayabiliriz. Ama Isparta'da veyahut Konya'da veyahut Ankara'da bunu hasat etmemiz mümkün değil. Çünkü Kasım ayında havalar soğuyor. O dönemde ne olması lazım? Bitkinin dinlenmeye girmesi lazım. Buralarda onu önümüzdeki yıl bahar ayından itibaren almaya başlarız. Ama Antalya'da ne olur veyahut iklimi uygulanan yer. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart bitki meyve verdiği sürece, çilekte çiçeklendiği sürece biz ondan sürekli meyve almaya devam ederiz. Ve bu şekilde sahil kesiminde 7-8 aya varan bir üretim sezonu uzunluğu olur. O bakımdan yaz dikimleri sahil kesim için veyahut da örtü altında iklim şartlarını sağlayabiliyorsak 7-8 aya kadar uzatılabilir evet. hatta eğer iyi bir sera yapabilirsek iklim kontrolü sera yapabilirsek Ankara'da bile 8-9 ay süreyle çilek üretimi yapabiliriz bu mümkün hı hı. ama seramızın yağacak kara veyahut diğer şeylere göre dayanıklı olması lazım bunun ısıtma diğer tertibatlı olması lazım. Tabi masraflı bir şey. hani Çok katlı sistem de yapılabilir. Yani çilek çok fazla ışıktan ziyade yarı gölge kısa gün bitkisi olduğu için çok fazla ışık gerektirmiyor. Orada bir sınırlandırma olmadığı için evet. çilek rahatlıkla yetiştirilebilir. Yani bizim bu bölgelerde açıkta yapılacaksa mesela Orta Anadolu bölgesinde veyahut karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde nedir o zaman bizim... Meyvelerimiz ne çileklerimiz ne zaman gelmeye gelişmeye başlar? Hava sıcaklığına bağlı olarak işte Nisan sonu, Mayıs başında açmaya başlar. Ondan bir 1-2 ay sonra meyve vermeye başlar. 3-4 ay veyahut 5 ay neyse yaz döneminde biz çilek meyvesi alabiliriz. Şimdi yaz ve şeyi böyle hasat zamanını açıkladıktan sonra biz hasatta dikkat edilecek çok önemli noktalar var. Çilek meyvesi çok hassas bir meyve olduğu için onun hasatında diğer meyvelere göre daha fazla Özen titizlik göstermemiz lazım. Hassasiyet göstermemiz lazım. Neden? Çünkü çabuk bozulur. Hı hı. O bakımdan eğer bizim meyvemiz uzak yere gidecekse çilekler 4'te 3 olgunluğa geldiğinde hasat edilmeli. Yani tam iyice kızarana kadar beklemeden biraz yarı alacalı kızarmaya başladığında Daha sertken hasat edersek o varana kadar olgunlaşır ve de bozulmadan yerine uğraştırmış oluruz. Mesela meyve suyuna veyahut gıda sanayine işlenecekse hemen hı hı. o zaman tam olgunluk dönemine tam rengini kokusunu tadını aldığı dönemde hasat etmemiz yerinde olur. Şimdi hasata günün serin saatlerinde yapmamız çok önemli. Mesela öğlenin sıcağında çilek hasat edilmez. Yaparsak ne olur? Çok ciddi sıkıntı olur. Ne olur? Bizim kızışma dediğimiz olaylar olur. Onun için sabah 5 ile 10 arasında yapmamız lazım çilek hasatını. Günün vakti olarak. Bunun diğer zamanlarında yaparsak ciddi sıkıntılar olabilir. Hasatı yapar yapmaz hemen Serin bir yere almamız lazım bizim hasat ettiğimiz şeyleri. Yine hı hı. hasat yaparken mümkünse ikinci bir ambalajlama, paketleme yok. Mesela ben yurt dışında görmüştüm. Amerika'da, iyi çilek üreten ülkelerde, İspanya'da şöyle küçük el arabası şeklinde şeyler var. Onların içerisinde bizim bu yarım kiloluk şeffaf ambalajlar. şeyler var, ambalajlar var. Direkt ona alıyor, dolduruyor, kapatıyor. Ondan sonra direkt soğuk, hı hı. ön soğutma odasına gidiyor. Orada soğutuluyor, oradan sonra nereye gidecekse gidiyor. Yani ambalajlama ayrı. Uzun süre beklemiyor. Ha, toplayıcıları da çok iyi eğitiyorlar. Yani gidip çürük veyahut e, standarda uygun olmayan meyveleri o şeyin içine koymuyorlar. Yani direkt vatandaşa gidecek. Zaten e, malç üzerinde de olduğu için meyveler tertemiz. Evet hocam, şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Burada evet. bir virgül koyalım. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Değerli izleyenler, reklamların ardından tekrar buradayız. Çilek'te hasatı konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam. Evet, hasatta dikkat edilecek, edilecek noktaları bahsetmiştik. Ne dedik? Tekrar etmek gerekirse... Hı hı. M uzak yerlere gidecekse meyve 4'te 3 olgunluğa ulaştığında hasat etmemiz lazım. İkincisi eğer meyve suyuna veyahut da gıda olarak değerlendireceksek tam olgunluğa yani renginin, kokusunun, tadının aldığı dönemde bizim hasat etmemiz lazım. Günün erken saatlerinde hasat etmemiz lazım. Çünkü e, sıcak olduğu zaman kızışmadan dolayı küflenme, değişik hastalıklar olabilir. Yine hasat, paketleme diğer işleri bir seferde yapmamız lazım. Yani hı hı. işçilerimizi iyi eğitip ellerine de güzel bu e, küçük el arabaları yapıp onların içerisine şeffaf bu yarım kiloluk paketlerden verip doğrudan meyveyi kopartıp o paketler dolunca hemen e, ön soğutmaya göndermemiz, göndermemiz lazım. Yani şeyi serin bir yerde saklamamız lazım ve doğrudan ya soğuk hava deposuna veyahut da nere gidecekse oraya gönderilmemizde büyük fayda var. Çünkü çilek çok hızlı bozulur. O bakımdan buna dikkat etmemiz lazım. Belki bizim üreticilerimizin en fazla sıkıntıya düştüğü noktalardan birisi bu. Ancak şimdi şöyle bir güzellik de var. Çilek nerede üretilirse üretilsin. küçük bahçelerde yapılıyor genellikle. Yani bir dönüm, iki dönüm, beş dönüm arazilerde. Mesela benim şu anda ee, e, sürekli soran e, üreticiler var. E, bazı şeyleri e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, özellikle gübreleme, zirai mücadele konularında e, bilgi alıyorlar. E, satışta probleminiz oluyor mu filan diye sorduğumda eğer dengeli gübreleme yapılırsa çok lezzetli oluyor çilekler ve çok kaliteli oluyor. Bir tanesi diyor ya abi diyor çilekleri ben diyor artık pazarda benim yerim belli diyor. Saat 9'da varıyorum. Diyelim 30 kasam var. Millet dizilmiş oluyor diyor. Kasa kasa alıp gidiyorlar diyor. Hiç para fiyat soran bile olmuyor diyor. Yeter ki diyor çilek iyi yetiştirilsin. Orada da gübreleme çok önemli hmm. rol oynuyor. Eğer bitkinin generatif gelişme döneminde saydığım potasyum, kükürt, Magnezyum, çinko, bor, demir, bakır, kalsiyum bu elementler kükürt yeter miktarda dengeli bir şekilde verilebilirse diğer tabi fosfor, azot da bir miktar lazım. Hı hı. Dengeli şekilde verildiği zaman inanın gerçekten çok lezzetli oluyor meyveler. Hem de büyük ve kaliteli oluyor. Çok tatlı oluyor. Dolayısıyla onu alan üretici bir defa daha tadına bir alıştı mı vazgeçemiyor. Fiyat filan soran da olmuyor yani gerçekten pahalı bile olsa mutlaka onun da bir alıcısı bulunuyor bu bakımdan e, gübrelemeye özellikle çok dikkat etmek lazım. E, şimdi paketler yapılırken de yarım kilodan büyük olmaması lazım şeylerin. Ya yani bu ama şeffaf kaplara olsun ama. Diğer şeylerde çünkü üst üste çok fazla konulduğu zaman eziliyor. Hı hı. Yani çok hassas bir meyve dedik. O bakımdan mümkünse 250 gramlık, 500 gramlık kutularda, şeffaf kutularda ve onların da mutlaka havalandırma şeyi olması lazım delikleri. Onlar da muhafaza edildiği zaman pazara da o şekilde sunulursa çok güzel oluyor. Şimdi buradan sonra hasat ettik, bunu depolamamız lazım. Yani yeri geldiği zaman aynı gün pazara sunamayabiliyoruz. O zaman evet. ne yapmamız lazım? Çilek genellikle 0 santigrat derecede %90-95 nem aralığında 5 ile 7 gün muhafaza edilebiliyor depolarda. Bu önemli yani. Siz bunu önemli de bir gün sayısı yani çilek için. Normal diğer meyveler 1 ay, 2 ay, belki 6 ay saklanıyor ama evet. çileği bu kadar uzun süre 5 gün bile çilek için önemli bir gündür. O bakımdan çünkü toplanır toplanmaz hemen pazara sunulması lazım ya da işlenmesi lazım. Hı hı. Ama meyve suyuna ya da gıda sanayinde kullanılması lazım. Bu her zaman mümkün olmadığı zaman biz ne yapıyoruz? %90-95 nem 0 santigrat derecede soğuk hava depolarında 5-7 gün çileyi saklayabiliriz. Şimdi bu bilgileri bildikten sonra nereden başladık? Çileğin işte dünyadaki, Türkiye'deki bütün e, özelliklerini söyledik. Hala piyasada elmayla, üzümle, portakalla veyahut muzla karşılaştırdığımız zaman onlara göre üretim miktarının çok az, az olduğunu yani söyledik. Toplam 10 milyon ton civarında bir üretim var. Bu şeyde ne kadardı? Muzda 120 milyon ton mesela. Elmada kaç milyon? 70-80 milyon ton. Yani onların onda biri, onda on beşte biri oranında. Hı hı. Dolayısıyla daha çilek de gerek ülkemizde, gerek dünyada çok büyük açık var ve endüstrisi de sürekli gelişen bir meyve. O bakımdan çilek daha ülkemizde değişik dönemlerde yetiştirildiği takdirde hem ülkemizin ihtiyacını karşılayacak hem yurt dışına çeşitli taze ve mamul madde halinde satılabilecek önemli bir potansiyeli var. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi buna yatırım yapacak yatırımcıların bunun çileğin başka özelliklerini de bilmesi lazım. Yani ben bu yatırımı yapacağım ama bunun bir maliyet analizini çıkarması lazım. Yani benim için karlı mı olur, zararlı mı olur? Onu e, bilmesi Gelirleri, gerekiyor. Gelirleri giderleri bir hesaplaması Tabii lazım gelir, ki ona göre yatırım yapsın. Yapsın mı yapmasın. Bir de ikinci bir nokta. Bu ne kadar yatırım olursa bizim emeğimizi korur. Evet. Şimdi çilekte en büyük gider işçilik. Mesela 2-3 dönüm yeri rahatlıkla bir adam rahatlıkla yapabilir. Hı hı. Şimdi burada en büyük gider işçilik. Diğer giderler eğer adamın Mesela arazisi varsa eğer sera filan da kurmuyorsa yine dekardan iyi baktığı zaman en az 3 tonla 5 ton 7 tona kadar meyve alabilir. Bugün en kötü ihtimalle 3 liradan satabilir ama genellikle 5 liraya da satabiliyorlar. Yani şey olmaya da gerek yok yani Türkiye'nin neresinde yetiştirirseniz yetiştirin köylerde bile onun alıcısı bulunuyor. Yani gelip millet tarlandan alıp gidiyor. Her yani marketler olsun, diğer şeyler olsun. Bahçeden gidip alıp gidiyor. Yani çoğu meyvede bu özellik yok. Dolayısıyla 3 lira ile 5 lira arasında rahatlıkla satabiliyor ama mesela az olduğu dönemlerde 7 liraya, 8 liraya da satanlar oluyor. Hatta 10 liraya da satanlar oluyor. Üreticiden çıkışını söylüyorum. Ama genellikle minimum 3 liradan aşağıya da düşmüyor onu söyleyeyim ben. Çilek üreticileri bunu gayet iyi bilir. Evet. Yani diğer meyvelerle kıyasladığı zaman iyi bir para. Mesela elma en iyi zamanda 1-1,5 lira para yapıyor. <laughs> Portakal, mandalin, aynı yani belki bazen 50 kuruşa satılıyor. Bunlarla kıyaslandığı zaman çileğin fiyatı gayet yüksek. Hele hele siz topraksız kültürde katlı sistem yaparsanız, burada verim 15-25 ton arasına çıkabiliyor. Ancak ilk yatırım maliyeti yüksek. Bunu da bilmek lazım. Peki biz ne kadar alan yaparsak bizim emeğimizi koruyacak, bir aileyi geçindirecek çilek üretimi yaparız hı hı. diye bana sorarsan ben derim ki minimum 5'te 10 dönüm arasında başlamanız lazım. Aşağısı sizin şeyinizi karşılamayabilir. Yani sırf ondan gelir elde etmeyi düşünüyorsanız bunun altındaki rakamlar sizin emeğinizi korumaz. O bakımdan diyor bir iki dönem olsun dönüm olsun bana bir yan gelir olur derseniz yapabilirsiniz onda da bir sıkıntı yok ama maliyetleri farklı farklı şimdi isterseniz üç çeşit üretim var dedik bir evet. açık tarla üretimi iki ört yüksek altı. ört altında yüksek tünel üç serada katlı sistemde topraksız kültürde üretimle ilgili ayrı ayrı Maliyetleri ne olur? Onlardan kısa kısa bahsedelim. Şimdi ister Orta Anadolu bölgesinde olsun, ister diğer hmm. yerlerde olsun. Genellikle bugün artık 20 bin liradan aşağı dönümü çok arazi bulunmuyor yani. Yani 10 dönüm yer yapacak olursanız bir kere 200 bin lira araziye gider. 200 bin lirayı ayırmanız gerekir. 200 arazi bin lirayı arazi parası <laughs> olur. Arazin varsa bu parayı düş. Evet. İkincisi yüksek tünel şeklindeki e, ee, orta halli bir sera genellikle 20-25 bin liraya dekarı mal oluyor. Çok böyle teferruatlı bir sera değil bunlar. Ee, geçen yıllarda bu 18-17 bin liraya falan mal oluyordu ama bu son zamlardan sonra 25 bin lira civarına çıktı bu. Hı hı. Ee, şimdi 10 dönüm yaparsan bir 250 bin lira da buraya koyacaksın. Evet. Serada yaptığımızı kabul edersin. Yine açıkta yapmak istiyorsan buna da gerek yok. Ondan sonra sulama gübreleme ünitesi. <laughs> aşağı yukarı işte derin kuyu açılması bugün 25 bin liradan aşağıya çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Nerede gazdırırsanız gazdırın. Yine sulama gübreleme ünitesi orta hallisi. Şimdi bakın bu sulama gübreleme ünitesi bir dönüme de yapsan aynı masrafı yapacaksın. <laughs> Kuyuyu da aynı. 10 dönüme de yapsan 100 dönüme de yapsan. 3 aşağı 5 yukarı. Onun için miktar arttıkça bizim maliyetlerimiz çok düşüyor. Ama gelirimiz ona mukabil çok artıyor. Onun için mümkünse bir iş yapacaksan biraz imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimizin en büyüğünü yapmamız lazım ki masrafları düşürelim. Şimdi dedik ya derin kuyu açması 20-25 bin liradan aşağıya mal olmuyor. Ondan sonra sulama gübreleme ünitesi 10 dönüm için yaklaşık 25-30 bin lira civarında. Yine damlama sulama sistemi bugün dekara 750 lira civarında o boruların döşenmesi şeyi. Evet. 10 dönüm için yine 7500 lira da böyle bir para gider. İşte arazi temizliği, çiftlik gübresinin verilmesi, toprağın işlenmesi. Bunları da işte mesela arazi temizliği 5-6 bin liraya yaptırılabilir. Yine çiftlik gübresi oraya belirli bir miktar atmamız lazım. <laughs> 10 dönüme yine 6-7 bin liralık çiftlik gübresi gider. Toprak işlemeye en az 1500 lira masraf ederiz. Yatak yapım için yine 1500 lira masraf ederiz. Yine siyah plastik kaplayacağız. Yine şey. en az 2000 lira ona gider. Fide çukurlarının açılması için bir masrafımız olacak yine. Yine çilek fidesi. Bugün çilek fidesi e, e, firgo ya da şeye göre değişmekle beraber, ortalama dönüme 7000 fide diktiğimiz zaman Bizim 2100 lira 2500 lira arasında 2100 lira ile 2500 lira arasında bir fide giderimiz olur. Buna 10 dönüme vurduğun zaman 20-25 bin lira hatta 30 bin liraya kadar fidenin şeyine göre tabii firmadan firmaya değişiyor kalitesine göre değişiyor. Evet. Çeşidine göre değişiyor. Bir fide maliyetimiz olur. Bunların hepsini topladığımız zaman işte sera maliyetini, e, serayı yaptırdık. Araziyi satın aldık. Bütün bu masrafları yaptık. 10 dönem için ne tuttu arkadaşlar? Toplam maliyetimiz. Toplamı yaklaşık 620 bin lira civarında bir rakam çıkıyor. Dönüme ne olur? 121 bin lira tutar. Ama bunun geri dönüşümü nasıl olur? Onlardan başlayacağız. Şimdi çilek diktiğimiz zaman, mesela toprağa diktiğimiz zaman genellikle 4 yıldır bunun verim süresi. Ondan hı hı. sonra sökülür, yenilenir. Ondan sonra Rutin olarak sulama gübreleme, zirai mücadele bir de bu bakım işleri için işçilik giderleri olur. işte nedir? Toplama, diğer şeyleri. Ve bunun ağırlıklı kısmı işçiliğe gider yani. Eğer işçiliği siz kendiniz yapıyorsanız o para sizin emeğinizin karşılığı olur. Onu siz kazanmış olursunuz. Ama işçiyi dışarıdan tutarak yapıyorsanız inan yaptığınız masrafla şey başa baş geliyor neredeyse. Birazcık karınız olur ama çok büyük karınız olmaz. Hı hı. Ha burada ne oluyor? Eğer üretici işçiliğini kendisi sağlarsa kendisine kırsalda iyi bir iş sağlamış oluyor. Ha bu miktar arttıkça 10 dönüm, 15 dönüm, 20 dönüm olursa karlılık da ona göre artıyor. Ha bunu katlı sisteme vurduğumuz zaman işte 3 tondan 5 tondan 20-25 tona çıktığı zaman verim o zaman gelirimiz de çok fazla artıyor. Mesela 3 ton alırsak 3 liradan satarsak 9-10 bin lira yapar Zaten katlı sistemde araziden de avantaj kalmış evet, oluyoruz. Yani ne oluyor? Bir dönümü 5 dönüm yapmış oluyoruz. Evet Yani 5 kat daha fazla verim alıyoruz. Hı hı. Ne oluyor bu defa? Bizim aşağı yukarı yaptığımız masraf diğer şeyler ilk yatırım maliyeti... Aynı olduğu, hariç aynı olduğu halde gelirimiz 5 kat artmış oluyor. Hı hı. Yani 3 liradan bile satsak 15 ton aldığımızı varsayalım dönümden 45 bin lira almış oluruz. Yani 3-4 kat gelirimiz artmış oluyor. Ben eğer imkanı varsa bu tip sistemlere yatırım yapmasını öneriyorum. Ha Bunun teknolojisi var mı? Gerçekten var Türkiye'de. Bugün Antalya'da olsun, diğer illerde olsun. Bunu gerçekten iyi tecrübe etmiş firmalarımız var. Gelip anahtar teslimi kuru veriyorlar da. Ha, mesela 3 dönüm olursa fiyat daha pahalı oluyor. 10 dönüm kurduğum fiyat çok daha düşüyor. Mesela 2-3 dönüme kadar fiyatta bir değişiklik olmuyor sera kurulumunda. Ama bu 5 dönüm, 7 dönüm, 10 dönüm, 15-20 dönüm olursa mesela ilk kurulum diyelim dekara maliyeti 150 bin liraysa 10 dönüm olduğu zaman bu 100 bin liraya, 90 bin liraya hatta 80 bin liraya bile düşebiliyor. Yani şey arttıkça, alan arttıkça maliyet, maliyet düşüyor. düşüyor. Buna mukabil ters orantılı olarak şey artıyor. Gelirimiz artıyor. Hı -hı. Onun için çilek veya ot meyve bahçesi veyahut ne yatırımı yapıyorsak... ...elimizde imkan varsa mümkün olduğu kadar yatırımı büyük yapmakta fayda var. Çünkü... Bir dönüme bakmakla 10 dönüme bakmak arasında bilgi şu bu yönünden çok fark yok. Bir dönümde bilgi istiyor. Bir dönümde e, su istiyor, gübre istiyor, evet. işçilik istiyor. Öteki de. Onun için burada e, mümkün olduğu kadar en az 10-15 dönümle başlamak e, güzel. Hem yatırım ne kadar zamanda geri dönüşüm sağlar diye bir e, soru sorulduğu zaman hı hı. yatırdığımız masrafları genellikle ister... Açıkta olsun, ister örtü altında olsun, ister katlı sistemde olsun. Genellikle 3'te 6 yıl, bazen yıldan yıla değişir. Bazen 2 yıl alırsınız. Tarımda böyle iki kere iki edecek diye bir şey yok. Evet. Bir bakarsınız şanslısınızdır. Bütün işleriniz rast gitmiştir. Veriminiz yüksektir. Bir de fiyatlar çok iyidir. 2 senede yatırdığın yatırımı alırsın. Hı hı. Bir bakarsın fiyatlar kötü gider. İşler kötü gider verim düşük olur. Arazi e, düzgün kontrol edemezsin. Hastalığa kaptırırsın. Zararlıya kaptırırsın. Sıfıra da çıkarsın. Yani tarımda dediğim gibi hani bilgisayar üretmiyoruz veya bardak yapmıyoruz. Ya bardak yaparsın. işte elini boyunu ebatını oluşturursun. Fabrikasını kurarsın. E, diyelim 100 bin tane üreteceğiz. 100 bin tane üretirsin. Onun maliyetini de bilirsin. İki gün sonra mı üretiliyor? İki gün sonra elinde kaç tane bardak olacağını da bilirsin. Ama tarımda kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlik yok. Planlamanı yaparsın. Her şeyi yaparsın ama bazen iki kere iki dört eder. Bazen iki kere iki üç eder. Bazen bir eder. Bazen sıfır eder. Bazen on eder. Bazen yirmi eder. O bakımdan e, böyle e, ben işte e, buna buraya yatırım yaptım. Şimdi birçok e, şeyci, e, yatırımcı bana soruyor. Arkadaş ben bundan ne kadar süre içerisinde ne kadar para Geri kazanıyorum? dönüşüm alırız. Hızlı bir şekilde bana net söyle diyor ya. Ya arkadaş biz bina dikmiyoruz. Binada sen bunu bilirsin. Araba yaparsan bilirsin. Çünkü şu kadar masrafın olur, şu kadar parçası olur. Şunu şu kadara mal ederim. Şu kadar da üzerine kar korum. Standartta bunun üretimini yaparım. Böyle bir şey yok tarımda. Bir sene çilekten iyi gider 7 ton alırsın veyahut katlı sistemde 15-20 ton alırsın. Bir sene bir hastalık gelir 3 tona düşer. Yani bunu kontrol etme her zaman mümkün değil. Hı hı. Bir bakarsın bir sene fiyatlar işte soğanda da oluyor, elmada da oluyor, bilmem ne de oluyor. Fiyatlar soğanın 5 lira oluyor. Bir bakıyorsun 1 liraya düşüyor. Hatta çiftçi de 50 kuruşa düşüyor. Aynı bu şey ha çilekte bu daha az. En kötü fiyat 3 liradan aşağı düşmüyor. Ben yıllardır takip ediyorum. Çilekte fiyat 3 liradan aşağı düşmüyor. Ama 10 liraya 15 liraya kadar da çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Aşağıya düşmüyor yukarıya çıkıyor. Çilek az olduğundan dolayı üretimi diğer sebze meyvelere göre avantajı biraz daha yüksek. O bakımdan ben Yatırımcılara çilek yatırım yapmasını öneriyorum. Yani şimdi katlı sistemde bu işin maliyeti diğer şeyleri nedir dersen, şimdi dekar maliyeti bugün 150 ile 175 bin lira arasında. Yani hı hı. anahtar teslimi ne var? Bu güzel bir sera. Yer hariç, sadece seradan bahsediyorum. Bunun serasının yapılması, içerisinde katlı sistemin kurulması, topraksız kültürün sistemlerinin kurulması, sulama, gübreleme, diğer ünitelerinin kurulması. Yani kuru bir sera değil bu. Ee, şimdi seracılık deyip geçmeyin. Aynı ev gibi dört duvardan oluşmuyor diye bir, ee, bir ev, akıllı ev diyorlar. İçinde bin bir türlü şey oluyor. Ne oluyor? Bir milyon liraya çıkıyor fiyatı. Ev var yüz bin liraya. Yani aynı bunun gibi. Hı hı. Seracılıkta da seranın içerisindeki müştemilat ne kadar artar ve ne kadar fonksiyonel hale gelirse, iklim kontrolü ne kadar iyi kontrol edilebilirse maliyetler de o kadar çok artıyor. Ha onların içerisinde iklim kontrolü iyi sağlanabildiği için verim kalitede yüksek oluyor ama ne oluyor? İlk yatırım maliyetimiz de çok yüksek oluyor. Hı hı. Şimdi bizim bu dedik mesela ilk yatırım maliyeti diyelim bir dönemde 150-175 bin liraya. Siz bunu 10 dönüme çıkardığınız zaman belki 120 bin liraya düşecek. 20 dönüme çıkardığınız belki 100 bine düşecek. Belki 50 dönüme çıkardığınız belki 80 bine düşecek. Yani bu şeyle alakalı oranla alakalı. Büyük yatırım yapıldığı zaman maliyetler çok düştüğü halde şey artıyor. He orada daha profesyonel iş yapıldığı için gelir de daha katlanarak artıyor. Hem Özellikle, gelirim artıyor hem gelirim he. artmış oluyor. Evet. Eğer, eğer biz bunu mesela iç bölgelerde termal suların olduğu yerlerde de yapabilirsek belki 12 ay üretim yapma şansına Isıtma da. Isıtma sistemi kullanarak. Tabii yani ısıtma sistemi kullanılarak ona da çok fazla bir rakam ödemeden ısıtma sistemini de ee, çok cüzi bir fiyata getirdiğimiz zaman evet. e, bu defa yazın ve kışın iki aynı anda da bitki az bir miktar. Çünkü çileğin şeyi çok fazla değil. Soğuklanma ihtiyacı. Siz onu değişik şekillerde karşılama imkanınız mevcut. O dönem hariç her dem çilek meyvesi almak mümkün. O bakımdan e, bu sistemleri de anlatalım ki. E, yatırımcılarımızın haberi olsun hı hı. He, bu yönüyle de çilek gerçekten e, üreticisine ciddi gelir potansiyeli olan bir meyvedir. Evet hocam. Bilmiyorum süremiz ne kadar kaldı? <laughs> Program süremizin sonuna yaklaştık. Yaklaştık. Üreticilerimize bir hatırlatma daha yapalım. Hı hı. Eğer bu konularla ilgili 3 bölümde soruları varsa bize göndersinler WhatsApp hattından diğer hatlardan Elimizden geldiği kadar zamanımızın el verdiği ölçüde o soruları da programın sonunda cevaplamaya çalışalım. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. 4-3 hafta boyunca Çelek Bahçesi yatırımlarını konuştuk. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.